Anayasanın değiştirilemez ilk üç maddesiyle ilgili olarak Sayın Seyirciler, TÜSİAD'ın aslında devletin niteliğinin cumhuriyet olması dışında tüm maddeler değiştirilir görüşünün ortaya konulduğu anayasa raporuyla özellikle yoğunlaşan. Bugün ise Danıştay'ın aslında kuruluş yıl dönümünde Danıştay Başkanı Mustafa Birder'in tam aksi yönde görüş ortaya koyduğu tartışmaya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın çıkışı bakın nasıl damga vuracak gibi görünüyor. Bu anayasadaki ilk üç madde değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez sözleri, evet insana garip gelebilir. Şu açıdan, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir dedikten sonra, demokrasinin unsurları içerisinde bu tür statükonun veya tabu sayılan hususların veya dogmatizme gidişin olmaması gerekli. Yani benim İstiklal Marşı'ndan bir şikayetim yok. Benim bayraktan bir şikayetim yok. Ama bunların tekliflerinin dahi edilememesini demokratik unsurlar bakımından nasıl buluyorsunuz dersen, burada hükümetin bugünün görüşünü söyleyemem. Burada hükümetin görüşü olmaz. AK Parti'nin görüşü nedir derseniz, sözümüz 12 Haziran'dan sonra AK Parti'nin teklifi budur diye ortaya koyduğumuz zaman ortaya çıkacak. Çünkü biz bugünden bu konuların tartışılmasında fayda görmüyoruz. Hele hele seçime 30 gün kalmışken. Ama şahsen Bülent Arınç olarak ne düşünüyorsunuz derseniz, ben bu ilk üç maddede sayılan işte İstiklal Marşı, başkentin Ankara oluşu vesaire, bunların içerisinden belki bir anayasada korunması gerekli olan hususun sadece cumhuriyetle ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Yani cumhuriyet değiştirilemez veya cumhuriyetin şekli değişemez, rejim cumhuriyet olmaktan çıkarılamaz, bu yazılabilir, bu korunabilir. Ama bunun dışındaki bütün hususlar değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez sözünden daha ziyade değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün. Yani diyelim ki 4'te 3'le veyahut da tam mutabakatla, ne bileyim aklıma ne geliyorsa. Ama o ilk üç madde biliyorsunuz TÜSİAD'da aynı düşünceleri paylaşınca başlarına pek çok şey geldi. Onlar da zaten her zaman tornistan etmeye hazır. Ertesi gün bu bizim düşüncemiz değil, profesörler böyle yazmış dediler. Biz aksini söyleriz. Yani nasıl uygun buluyorsak söyleriz. Evet, Bülent Arınç cumhuriyet dışındaki diğer bütün unsurlar değiştirilemez olmaktan çıkarılmalı dedi. Bakalım Sayın Cevizoğlu bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Ne olacak yorumunuz? Tartışma şimdi farklı bir noktaya ilerliyor. Gülüyorum ama Bülent Arınç adına da korkuyorum bir anlamda. Gerçi Sayın Arınç'ın dokunulmazlığı var, rahat konuşuyor. Bunu başkası söylese Ergenekoncu diye götürebilirlerdi. Ne demek yani anayasanın cumhuriyet maddesinin dışındakiler değiştirilsin demek? Her şeyi söyleyebilsin diyor Sayın Arınç. Efendim milli marşla sorunu yokmuş, İstiklal Marşı'yla sorunu yokmuş. Yani bunu başkaları söylese söyleyemiyor, konuşamıyor. Medya üzerinde, aydınlar üzerinde, siyasetçiler üzerinde yoğun baskılar var. Yani bunları söyleyenleri susturuyorlar. Kitaplar konusunda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Ayrıca cumhuriyet dışında diyor. Cumhuriyet, 150 tane cumhuriyet çeşidi var Türkiye'de. Hangi cumhuriyet olacak? Bunu nasıl belirteceğiz? Şeriat, affedersiniz, İran'da da cumhuriyet var. İran İslam Cumhuriyeti. İslam Cumhuriyeti mi olacak? Demokratik cumhuriyet mi olacak? Hitler'inki de cumhuriyetti. Yani ne olacak? Cumhuriyet dediğiniz zaman bitmiyor ki. Ne cumhuriyet olacak? Ayrıca ilk üç maddenin sadece cumhuriyetini yakalıyor. Yani başkent Ankara olmasın da Ankara'yı kim başkent yaptı? Atatürk yaptı. Yani Atatürk'ten kalan ne varsa hepsini değiştirelim. Sayın Arınç bunları söyleme cesaretini bulabiliyor. Bunu çok demokratik buluyor. Doğru söylesin, güzel ama bu ve benzer şeyler söyleyen başkalarının başına da bir şey gelmesin Türkiye'de. Ne yazık ki geliyor. Böyle bir demokrasi olabilir mi? 12 Eylül 2010 referandumunda AKP'nin propagandası şöyleydi. Buna evet deyin, ileri demokrasi gelsin diyordu. İleri demokrasi nedense hep AKP ve yandaşlarına geliyor. Karşı görüştekilerin üzerinde dediğim gibi büyük bir sindirme var. Ankara'nın başkent olması Sayın Arıncı ve başkalarını niye rahatsız ediyor? Yani Türkiye'nin resmi dili ilk üç maddede var, Türkçedir demek niye rahatsız ediyor? Yani bu, bakın, BDP'liler bile Bülent Arınç kadar ileri gitmedi. BDP Genel Başkanı bile diyor ki resmi dil Türkçedir ama her yerde Kürtçe'de kullanılabilsin diyor. Onun önerisi daha mantıklı gibi geliyor. Evet. Bülent Arınç daha da ileri gitmiş. Herhalde ileri demokrasi var ya, onun için ileri gidiyor. Şunu
İlk üç maddeden bunların da çıkabileceğini, teklif edilebileceğini söylüyor. Kardeşim, o zaman her şeyi teklif edelim. Evet, zaten Atatürk kalmadı. Atatürk'ün partisi bile Atatürk'ün adını anmıyor böyle bir ortamda. O zaman Bülent Arınç da bunları gayet rahat söyleyebilir tabii. Şunu sorayım size o zaman. Atatürk'ün partisi bunlara biraz sahip çıksın bizim kadar.